Selamlar dostlar, hoş geldiniz. Türk Bir Geliştirici'nin elinden çıkmış güzel bir oyunla karşınızdayım. Commando Hero isimli bir Türk oyunu. Dostlar, bayrağımız da güzel güzel dalgalanıyor burada. Çok hoş, güzel gözüküyor. Girişini falan böyle sade yapmışlar ama oyun, grafikler, oynanış falan bayağı güzel. Oyunu en güzeli içinden anlatmak tabii ki. Hemen yükleyelim. Müziği kapattım maalesef. Arkada trompet de çalan böyle çok güzel bir askeri marş gibi bir şey var ama maalesef ki telifli bir müzik. Telifli bir müzik olduğu için ne müziği açamıyorum. Biraz müziksiz kalacağız bu oyunda biraz. Şimdi aslında baktığın zaman grafikler hiç fena değilmiş gibi gözüküyor. Bazen kaplamalar geç yükleyebiliyor ama hani Options'ta grafik ayarlarında Ray Tracing, DLSS ayarlarını bile koymuş geliştirici arkadaş. Gerçekten helal olsun diyorum. Sadece işte müzik konusunda bir sıkıntı var. O biraz benim canımı sıktı. Bir de Türkçe dil desteği olduğu gözüküyor oyun içinde ama maalesef Türkçe yüklenmedi bende. Belki bende bir hata vardır. Olabilir. Bir de İngilizce ve Korece var. Niye Korece var bilmiyorum onu. İlginç olmuş. Onu arkadaşa sormak lazım. Şimdi multiplayer kısmı var ama multiplayer'de oynayan oyuncu maalesef ki yok arkadaşlar. Ama arkadaşlarınızla 4 kişiye kadar kendiniz bir host açıp şöyle oynayabilirsiniz. Server'ını yaratıp böyle şey yapmak falan kolay. Tabii ki host deyince birisi kendisi böyle hızına güvenen, internet hızına güvenen birisinin host olması lazım. Evet, çık. Çıksın. Ne oldu lan? Bunun dışında tabii ki zamana karşı yarıştığımız Commando School ve Legend Arena kısımları var arkadaşlar. Ha, bir de şunu da göstereyim. Bu İsmail Avcı'nın geliştiricinin yani ikinci oyunu Padway isimli bir aksiyon macera oyunu geliştirmiş. Tek başına yine yani bundan daha da iyi bir işçilik çıkarmış. Açıkçası tabii ki yani oyun trailerında falan çok hoş gözüküyor ama hani deneyip bakmak lazım. Deneme şansım olursa onu da sizlere ulaştırırım videosunu dostlar. Şimdi Legends Arena tabii biraz daha üst düzey. Yani onun için biz önce burada da Türk bir arkadaş öne geçmiş. Ülkelerden gördüğünüz gibi yarışıyor insanlar burada. Burada da Koreli biri önde. Koreli oyuncunun çok olması doğal bir şey. Korece var çünkü oyunda. Evet, biz acemi kısmına girelim. Ben 7. bölüme kadar oynamıştım ama sizlere şimdi öteki bölümleri açarsam çok şey olur. Ben şimdi sizlere şey oyunlarını göstereyim. Tabii ki ya şu ilk bölüme kıl oluyorum ama onu da söyleyeyim. Ya çok yani kıl yapılmış. Kusura bakmasın şey. Geliştiren arkadaş ama bak ya burayı 6 saniyede nasıl geçtiniz arkadaş, onu da merak ediyorum ya. Yani hızlanıp böyle buraya konmanın bir yolu var galiba ama ben onu keşfedemedim henüz. Hop. Ama evet, aa yaptım bak ha, evet sizinle beraber keşfetmiş oldum. Ama işte şeyi çok kötü. Ayarlamak zor. Neyse ben şurayı, şu bölümü geçeyim. Ondan sonraki yerleri göstereyim size. Öteki yerler daha eğlenceli gözüküyor ama ilk bölüm biraz maalesef böyle acayip tasarlanmış. Neyse. 15 saniye fena değil. Benim için 6.47 yapmış birinci. Nasıl geçtin arkadaş? 6.47'de. Evet, burası da gerçi kıldı ama evet, buradan sonra biraz Wipeout'a sarıyor oyun. Burayı koşarak geçmek lazım. Koşarak geçince oluyor da şeyini tutturmak lazım maalesef. Ama zaten burayı da geçemezsem burada bitiriyorum şeyi arkadaşlar. Yani ya ilk iki bölüm biraz kanser. Hayır. Ah, kafama vurdu. Şimdi araya bir tane görsel koyacağım. Bir hafta sonra filan diye. Var ya öyle muhabbetler. Herhalde geçemeyeceğim burayı. Evet, geçtiğim zaman görüşürüz arkadaşlar. Videoyu oradan... Aha, geçtim ha. Evet, böyle şansa bala oluyor. Devam edelim. Evet, aslında şu müzik olsa arkadan gaza getiren böyle bataryayla çalan çok güzel bir şarkı. Ya şarkı dediğim hani... Askeri törenlerde filan çok çalar o. Belki görmüşsünüzdür, bilmiyorum. Duymuşsunuzdur ya da. Bu arada Play Together özellikleri de var sanırım oyunda. Ha işte bak. Buraları tam şey. Wipeout.
Güzel. Hızlı bir şekilde geçtik. Ama daha iyi geçebilirdim. 13-18. Onlar girdim mi lan yoksa? Tüh! 4 saliseyle kaçırmışım. Herkes çok güzel yapmış demek ki. Neyse. Hadi oğlum. Yürü oğlum. Bak şimdi bunu... Ah, bunu böyle geçmek de... Aa, çok ilginç. Oyunun kıyağı oldu bu da bana. Derken oyunun... Çok ilginç gerçekten. Ama burayı nasıl geçtiniz arkadaş? Hadi bu, çok şansa yani. Ben geçtim böyle de. Heh, yine geldik kutulara. İşte bunları geçmek sıkıntı zaten. Şu şeyi tutturamadığınız zaman insanı deli ediyor. Ya zaten oyun işte o silindir gibi yerler olduğu zaman şey Wipeout. Buralar Alt F4. Yani şu sütunların olduğu yer Alt F4 resmen ve insanı çıldırtıyor gerçekten gerçekten çıldırtıyor. Umarım geçeceğim. Evet. Şurayı da koş oğlum, koş oğlum. Heh, çok güzel. Yani sadece bitirmesini oynuyorum yani. Süresinde filan değilim. Uğraşacak arkadaşlar illaki vardır. 6. Evet, burası da çok kıllı. Bakalım nasıl geçeceğiz. Hatta şey inemedim bile üstüne. Bakalım. Yürü be komando be. Yürü komando. Buraya illaki böyle tutunuyor. Bakayım buranın şeyini hatırlamam lazım. Şu geçtikten sonraydı tamam. Çünkü o zaman yoksa bu çubuk önünüze şey çıkıyor. Ha. İşte şimdi Dana'nın kuyruğunun koptuğu yer derken öldüm bile. Düştüm bile yani. Oraya gelmek sıkıntı zaten. Bir de orayı geçmek bakalım. Kaç denemede geçeceğiz? Göreceğiz. Yani sıkıntıları var yani. Oyunun illaki sıkıntıları var. Maalesef bazen bazı yerlere takılıyorsunuz. Ama yani dediğim gibi tek kişinin elinden çıkmış bir oyun. Hataların olması çok doğal. Ama bence fena oyun değil. Sadece saç baş yolduruyor mu? Yolduruyor. O da sanırım ya burada oyunu yaparken ben Wipeout gibi düşündüklerini zannetmiyorum ama ya hadi bir arkadaşım zıpla. Yani oyunda hataları var dedik de bu kadar da olmasın lütfen. Yani Space'e basıncı da algılasın. Evet. Hadi oğlum. Komando düşmez be. Komando düşer mi hiç? Düşmez komando. Onun için buraya düşme. Heh. Çok güzel. Hadi, hadi. Ah, çok güzel. Ucuna... Ya, diyorum ya süresinde değilim. Sadece bitirmesindeyim şurayı. Geçersem eğer... Ah. Oo, çok güzel oldu valla. Ay. Yapma sakın. Sona geldik. Hadi oğlum. Hayır. Evet. İşte bu be. İşte bu. Tamamdır. Başka da bir şey istemem. Burayı da geçtikten sonra. Yani şu sürelerde geçebildikten sonra. Ha, burası çok eğlenceli bak. Ha, bak burası Wipeout işte. Ama bak bunun da sonunda yine Alt F. Ya belki de birleşimde yapmış olabilir. Gerçi bak şeyini de ayarlamak gerekiyor. Ortalamak gerek. Ha. Bakayım. Şuradan. Ulan şey yapabilir miyim? Ulan süper be. Ulan süper be. Geçeceğim herhalde burayı da. Dur. Hadi. Hadi. Erken konuşmamak lazım. Aa burayı da geçtim. İnanamıyorum kendime. İnanamıyorum kendime. Bakalım. Burayı ben de ilk defa yapacağım. O ne lan? Sirkari hayvanı mıyım ben? Bu ne böyle? Ucundan ucundan yok olmadı. Olmadı. Şeyini ayarlayamadık. Harbiden çemberden memberden geçiyorum. Havada kendimi yönlendirebiliyorum yalnız. Çok ilginç. Olur o kadar olur. O kadar olur. Ama buraya tutunabilecek miyim? Evet, tutunabildim.
Ama koşacak mıydım acaba lan? Hadi son kez deneyelim. Çok da uzatmamak lazım. Bir de Legendary'i göstermek istiyorum size. Yani göstermek istiyorum derken ben de yeni göreceğim. Birkaç bölümden sonra açılıyor sanırım. Ama yetişemeyeceğiz. Evet, yetiştik. Bakayım burayı. Aa, ulan düşeceğim. Aa. Ve dönelim dönelim. Daha fazla ben kafayı yemeden dönelim. Bir de Legendary'e bakalım. Şey Legend. Burada nasıl? Burası psikopat belli çünkü iki tane harita var zaten. Evet açılmış. Ben zaten şurayı geçerim, ölürüm. Düşerim. Orayı da geçemeyeceğim neredeyse ha. Şimdi şuraya atlayarak, koşaraktan hop. Aha, çok ilginç geçtim. Peki böyle hatalardan ha, tamam şimdi çözdüm olayı. Böyle hatalardan faydalanıyorlar. Aa geçtim lan harbiden. Hadi oğlum burayı da geçerim. Aa geçtim ulan düşme. Neyse bu bakalım bu kadar yeter. Yeter. Ay, yavaştan böyle elim saçlarıma gitmeye başlıyor. Onun için zaten kalmaya başladık. Evet böylece bitirelim dostlar. Dediğim gibi oyun fena değil diye gözüküyor. Ama işte oyuncu yok. Oyuncu olsa belki multiplayer kısmında yabancılarla kapışmak eğlenceli olabilirdi. Ya da arkadaşlarınızla oynayacaksınız. Hemen ne kadar olduğuna da bakalım. 33 TL diye hatırlıyorum ama indirimine de bakmıştım. Evet 33 TL'den satılıyor. 27 mi? 26,5 galiba. 26,40 hatta tam olarak. En son indiriminde düştüğü fiyat o fiyatlara düşüyor. Belki daha indirimli fiyatlara düşer mi düşmez mi bilmiyorum. Hani fena da fiyatı yok. Ama işte çok fazla yapacak bir şey yok. Yani multiplayer özelliği işlevsel olsaydı belki daha da güzel olabilirdi. Daha uzun ömürlü bir oyun olabilirdi. Burada sadece işte belki süreye karşı yarışıp orada en tepeye yerleşmeye çalışmak olabilir. Ama ya zamanlar çok düşük. Nasıl yaptın arkadaş diye de merak ediyorum yani adamlar. Ne kadar uğraştınız? Ömrünün ne kadarını harcadın buraya? Acaba. Evet geliştiren İsmail Avcı'ya da teşekkürlerimizi sunalım. Oyunda gönderdiği için sağ olsun. Dostlar umarım keyif almışsınızdır. Buraya kadar seyreden herkese çok çok teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı ihmal etmiyoruz dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.